Selam gençler kanalıma hoş geldiniz köklü ifadelerle devam ediyoruz ve tabii ki kaynağımız nedir bilgi sarma soru bankası arkadaşlar oradaki küçük özet bilgilerle konuyu anlatıyoruz ve birkaç tane soruyla da soruyu çözüyoruz zaten o kadar gerçekten geniş bir şekilde bilgi kutucuklarına yer vermişler ki bildiğiniz konu anlatımı arkadaşlar bence çok başarılı yani ayrıldan bir konu anlatım soru bankasındansa Bilgi sarmamın soru bankası bence çok güzel. Emeği geçen bütün hocalara da teşekkür ediyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Köklü ifadeleri geçen sene de gördünüz ama artık işler biraz değişti. Geçen sene kare köklü ifadeleri görmüştünüz. Artık burada e, kökün derecesi arkadaşlar bütün sayılar olabiliyor. Bakıyoruz en birden büyük bir sayma sayısı olmak üzere x üzeri en eşittir. A eşitliğini sağlayan ilk sayısını a'nın eninci dereceden kökü denir ve bu şekilde gösterilir arkadaşlar. En ikiden büyük tek sayma sayısı ise her a reel sayısı için x de reel sayıdır. Yani burası 2'den büyük ve tek sayı ise içindeki her şey olabilir. Ama diyor birden büyük çift ise buradaki kökün derecesi çift ise diyor içerideki ifade sıfıra eşit olabilir ve sıfırdan büyük olabilir arkadaşlar. Kök dereceleri çift ise içi negatif olamaz şeklinde de bunu söyleyebiliriz. Evet geldik bunun matematiksel dille gösterimine arkadaşlar. Ne diyoruz? Eğer ki bizim kökümüz çift dereceli ise mutlak değerli dışarı çıkıyor arkadaşlar. Eğer ki tek dereceli ise direkt ben x'i x diye çıkarabiliyorum. Evet bakıyoruz kök 2 kök 0 4. dereceden kök 3 birer reel sayı arkadaşlar ama kök içerisinde eksi 1 bir reel sayı ifade etmez arkadaşlar bunu da belirtelim. Evet işlemin sonucu kaçtır? Şimdi bakıyoruz. Eksi 3'ün karesi alınmış. Biz burada bunun derecesi de 2. Ne yapıyorduk? Eksi 3'ü mutlak değerle dışarı çıkartıyoruz arkadaşlar. Artı kök 4 nedir? 2'dir biliyoruz. E, mutlak değer içerisinde eksi 3 dışarı 3 diye çıktı. 3, 2 daha da cevabımız ne geldi arkadaşlar? 5. 4 eksi x ifadesi reel sayı olduğuna göre x doğal sayısı kaç farklı değer alabilir? Şimdi biz ne demiştik? 4 eksi x'in içerinin eğer ki burası çift dereceli ise arkadaşlar 0'a eşit olabilir ve 0'dan büyük olması gerekir. Bu eksi x'i karşıya atarsak burası ne gelecek? 4 gelebilir, 3, 2, 1 ve 0 olabilir diyoruz arkadaşlar. Yani kaç tane? 5 tane farklı değer alabilir ifadesi bir reel sayı olduğuna göre x doğal sayısı kaç farklı değer alabilir diyor. Yine bakıyoruz bu sefer iki tane e, terim var. 6 eksi x'in derecesi nedir? Çifttir arkadaşlar. 6 eksi x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bakın burası Tek sayı o yüzden burada herhangi bir problem yok arkadaşlar İstediği değeri alabilir. Bizi sınırlandıran çift dereceliler bu eksi eksi karşıya atıyoruz. Burasına geldi x e bu da 6 5 gidiyor gidiyor 0 arkadaşlar. Burada 6 tane var bir de 0 var toplamda 7 tane değer alabilir. Geldik kök içindeki sayıyı kök dışına almayı arkadaşlar. Bunu da yine geçen sene kara köklü ifadeler için yapmıştık. Orada derecesi neydi? Kökümüzün 2'yi de biz ne yapıyorduk? İçerideyse eğer e, bir sayının tam karesi ise dışarı çıkartabiliyorduk. Dışarıdaysa arkadaşlar karesini alıp içeri atıyorduk. Burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Kökün derecesiyle oynuyoruz burada da. Ona göre davranıyoruz. Eğer küp kökse bu sefer küpünü alıyoruz ya da küpü verilen bir tam e, küp olan ifadeyi dışarı çıkartıyoruz. Örneklerimizi inceleyelim mi bakalım. Bakın kök 4'ün 2 olduğunu biliyoruz. Öğrendik. 1 bölü 9'un karekökünün kökünün 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Bakın 3. dereceden kök 8. E 8 2'nin küpü. Burası 3 olduğu için benim burada yazdığım kuvvetin de 3 olması gerekiyor ki arkadaşlar 2 dışarı çıkabilsin. Sonra Bakıyoruz kök 8 bu tamamen dışarı çıkmıyordu. 4 kere 2 bir tam kare ifade ve bir sayının çarpımı şeklinde yazıldı ve 4 buradan dışarı 2 diye çıktı. 2 kök 2 oldu. Sonra buraya bakıyoruz. 3. dereceden kök 16 küp kök 16. E burada 16 2 üzeri 4'tür arkadaşlar. 2 üzeri 4'ü ben 2 üzeri 3 ve çarpı 2 diye ayırdım. Çünkü küp kök olduğu için bize derecesi 3 olan bir ifade lazım. E buradaki bu 2 dışarı çıktı. İçeride de 2 kaldı. 2 Küp kök 2 şeklinde okuyoruz. Evet sonra e, dışarıdakinin içeri alırken ne yapıyoruz? Yine aynı mantıklı arkadaşlar. Kaçıncı derecedense o dereceden kuvvetini alıp içeriye atıyoruz arkadaşlar. Bu a sıfırdan büyük yani şuradaki sayı. A sıfırdan küçük ise ne yapıyoruz? Ve n'in tek olması gerekiyor arkadaşlar burada. Burada da yine bu hareketi yapıyoruz. Evet geldik şimdi bu tarafa. Biz burada kuvvetlerle oynayabiliyoruz arkadaşlar. Bunlarla işlemler yapabiliyoruz. Kökün dışındaki dereceyi ve kökün içindeki sayının kuvvetini arkadaşlar aynı sayıyla siz çarpıp aynı sayıyla bölebilirsiniz. Neden? Çünkü biz bu ifadeyi nasıl gösteriyoruz? Yani eninci dereceden B üzeri A'yı nasıl gösteriyoruz? B üzeri A bölü N olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Bunu da yaptığımız için siz bir kesirin payını ve paydasını aynı sayıyla çarpıp ya da bölerseniz değer değişmez. Bunu biliyorsunuz denk kesirlerden. Burada arkadaşlar ama şunu söyle x sıfırdan büyük olsun diyor. C de pozitif bir sayı olsun diyor şu hareketleri yaparken. Gelelim şimdi örneklerimizi incelemeye. Mesela bunu ikiye bölmüş derece 2 olmuş. Bunu da 2'ye böldü. 2 oldu. Buraya bakıyoruz. 3'ün 2 ile çarptım. 6 oldu dereceyi. Bunun da karesini aldım. 4 oldu arkadaşlar. Bakın burada da kökün kat sayısını içeri alıyorum. 2 içeri 4 diye girdi. Burada küp kök olduğu için 3 içeri küpünü alarak girdi. 27 o oldu. Bu şekilde düzenlemeler yaparak soruları çözeceğiz. Evet geldik toplama, çıkartma, çarpma ve bölmeye arkadaşlar. Geçen sene sadece biz kare köklü ifadeleri gördüğümüz için oradaki kurallar zaten burada da aynı şekilde geçerli e, köklü ifadelerde toplama çıkartma yapabilmek için kök derecelerinin eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Yani siz kare kökle kare kökü e, küp kökle küp kökü işleme alabilirsiniz. Ve e, çarpma ve bölme yaparken de yine kök kuvvetlerinin eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer eşit değilse bir önceki sayfada gösterdiğim şekilde işi işte çarparak bölerek bunları eşitleyeceğiz ve işlemler yapacağız arkadaşlar. Evet şimdi e, burayı da. Siz not alabilirsiniz. Teorik kısımlar arkadaşlar bunlar. Biz sorularla pekiştirelim. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bunları direkt çıkarabiliriz. 81 dışarı 9 diye çıktı. Burası 4'ün 3. kuvveti bu 3. Bu 3'ü götürdüğü için burası ne geldi? Şuradaki eksi ile birlikte eksi 4. Burası da 2'nin 4. kuvveti artı 2 geldi. 5 artı 2'den cevabımız ne geldi arkadaşlar? 7. İşleminin sonucu kaçtır? Bakın şimdi arkadaşlar 6. dereceden var, 3. dereceden var. Benim burada işlem yapabilmek için ne yapmam lazım? Bunu da e, 3. dereceden yapmam lazım. Bunun için ne gerekiyor? Ne demiştik? 3 olması için 2'ye böl. Bunu da 2'ye bölerseniz eğer yani ne gelecek? Bakın yukarısı. Küp kök 3'ün karesi 9. Eksi küp kök 3'ün karesi. E, yani burada yine 9 var. Bölü aşağıda da. Ee, yine 3. dereceden kök 16 artı 3. dereceden kök, kök 1 var arkadaşlar. Bunu yazmayacağım. Neden yazmıyorum? Çünkü bakın bu iki ifade birbirine aa, eşit olduğu için sonuç 0 gelecek çıkartma yapıldığı için aşağının bir önemi yok arkadaşlar. Sonuç 0 gelecek. 2022 TYT çıkmış soru arkadaşlar. A, B, C ve D sayılarının yerine 2, 3, 4, 6, 8 sayılarından 4 tanesini birer kez kullanıldığında aşağıdaki eşitlik sağlanmaktadır. Buna göre bu 5 sayıdan hangisi verilen eşitlikte yer almaz diyor. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Deneme yanılma yoluyla yapıyoruz. Ve buraya seçim yapacağız. 2 kök 6 diye seçersem ben eğer ne yapacak? Bu 2'yi içeri alacak. 4 olacak. 6 kere 4 24 olacak. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. 24'ü yakalayabileceğim bir sayı yok. Yani 2 tane sayı yok. O zaman diyorum 6 kök 2 yapayım. Daha bir büyüsün bakalım. Çünkü diğer sayılar da büyük. 6 kök 2 yaparsanız arkadaşlar kökün içerisine gelir 36 çarpı 2'den 72 olur. Bakın burada 8 var. Ben 8'i 9 ile çarparsam 72 olur. E ben şimdi 2'yi kullandım 6'yı kullandım. 3 ile de 8'i kullanayım. Yani 3 kök 8 yazarsam da 9 kere 8'den kök 72 gelir mi? Gelir. O zaman diyorum onları da kullandım. Fakat 4'ü kullanmadım. Buradaki 9 da arkadaşlar aslında 8 orası yanlış yazılmış. Evet geldik köklü sayılarda Üstlü ifadeye çevirme arkadaşlar az önce de zaten ben bahsetmiştim içerideki e, tabanı Üstündeki sayıyı arkadaşlar paya yazıyorsunuz. Kökün derecesini paydaya yazıyorsunuz. Ve bu şekilde artık üslü ifade olarak da soruları çözebilirsiniz. Bence köklü ifadelere üslü ifade olarak yaklaşmak daha kolay. Zaten aslında öyle. Ama soruları da o mantıkla çözmek. Yani eliniz her zaman ona giderse daha sizin için de kolay olur. Geldik eşlenik olayına arkadaşlar. Eşlenik ne demek? Ben bunu nasıl doğal sayı yaparım? Ne ile çarparsam doğal sayı olur şeklinde düşünebilirsiniz. Kök A'nın eşleniği haliyle kök A olur ve çarptığınız A gelecek. Buradan hatırlarsınız. Evet, m dereceden kök içerisinde A üzeri n'in eşleniği arkadaşlar, m çarpı bu sefer bunların farkı olacak. Bunların hem üstü sayılardan da hesaplanabilir. Bakın, ee, burası 3, 2 üzeri 2'dir arkadaşlar. 3'ten 2'yi çıkartırsanız ne kalır? Bakın burada bir çarptığınız zaman da doğal sayı gelir. Eğer ki iki tane farklı köklü ifadenin toplamı ya da çıkartılması şeklinde veriliyorsa arkadaşlar, burası eksi ise ne yapacağız? Diğer tarafı da artı seçeceğiz. Diğer taraf artıysa bu tarafı eksi seçeceğiz. çarptığınız zaman iki kare farkından arkadaşlar bakın a eksi b çarpı a artı b'den a kare eksi b kare geliyordu. Onu kullanacağız. Yani kök 2 eksi 1'in eşliğinde kök 2 artı 1 olacak. Kökün sağ tarafta yazması da fark etmez. Bu sefer onu artı eksi yapıyorsunuz. Yani ortadaki işaret değişiyor. Şimdi soruları çözelim arkadaşlar. Aşağıda 9 birim kareden oluşan bir şekil verilmiştir. Bu tablonun her satırından ikişer sayı siliniyor ve geriye kalan 3 sayının çarpımının bir doğal sayı olduğu görülüyor. Buna göre bu dağ sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bunun içinde 2, 6 var. Bunun içerisinde de kim var? 9 kere 2, 3 kök 2 aslında burası. Burası 2 kök 2, burası da 2 kök 5 mi? Evet, diğer taraflarda 5 olmadığı için ben buradan silinenlerin bunlar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi burada kök 6 var. Ben bunu silersem eğer rahat eder miyim? etmeyebilirim çünkü kök 3 ile kök 2 falan çarpıp oradan kök 6 yakalayabilirim ki aynen öyle bakın kök 3 kök 2 bunları çarparsanız 6 gelir arkadaşlar bunu sil bunu da sil cevabımız ne gelsin 6 gelsin Evet 2021 TYT sorusu köklü sayılarla işlem yapan Mert kök 10 artı kök 6 sayısını eşleniyor olan bu sayılı e çarpmak yerine yanlışlıkla bölmüştür. Mert'in bulduğu sayı bulması gereken sayıdan kaç fazladır diyor. Biz önce bulması gerekeni bulalım. Siz kök 10 artı kök 6'yı eşleniği olan kök 10 eksi kök 6 ile çarparsanız 10 eksi 6'dan 4 bulmanız gerekiyor. Fakat bu bunu bölmüş arkadaşlar. Şuraya yapalım. Kök 10 artı kök 6 bölü kök 10 eksi kök 6'ya bölmüş. Şimdi benim bunu düzenleyip şurayı eşlenikle çarpmam lazım. O yüzden bu da nedir? Kök 10 artı 6. Şimdi bunu çarparsanız yukarısına gelir. Kök 10, kök 10, 10. İki tane eşittir oldu. Bunun bir tanesini siliyorum. Şunu şuraya yazıyorum. 10. Sonra diğeri nedir? Artı kök 60. Ee, tekrar şurası kök içerisinde. İki tane kök 60 oldu. Artı 6 bölü 10 eksi 6'dan 4 gelecek. Yukarısı 16. Burası e, 15 çarpı 4 ya. Bu 4 dışarı çıksın. 2 olsun. 2 de burada var. Artı 4 kök 15 olur. Bölü 4. Sadeleştir. 4 artı kök 15 oldu. Bulması gereken neydi? Bu sayıdan kaç fazladır diyor. Kök 15 fazladır arkadaşlar. Yanlışlıkla yaptığı bu. Gerçek sonuç bu. Kök 15 fazladır. Evet köklü sayılarda aşağıda verilen örneklerdeki gibi sadeleştirmeler yapılabilir diyor arkadaşlar. Bazı sorularda bunları kullanmak çok çok işimize yarıyor. Burada biz sonuçta kök altının kök 3 ile kök 2'nin çarpımı olduğunu biliyoruz. Burada da kök 3'ü başa aldığınız zaman 1 kalacak. Bu çarpanlar, çarpanları ayırma konusunu birazcık pekiştirdiyseniz bunları görmeniz daha rahat olur. Sonra diğer bir özelliğe geçiyoruz. Bakın kök içerisinde kök olursa eğer ben ne yapıyorum? Bu kök derecelerini çarpıp yazabiliyorum. Aynı burada örneği var. Bunun derecesi 2, 3 kere 2 6. dereceden kök 2 şeklinde yazabiliyoruz arkadaşlar. Bu nereden geliyor? Üssün üstünden geliyor. Üslü ifadelerdeki özelliklerden. Şimdi buraya geldik. Bunları da kullanıyoruz arkadaşlar. Siz eğer şöyle bir ifade ya da böyle bir ifade gördüyseniz eğer hangisinin eksi hangisinin artı olduğu bakın burada önemli. Büyük eksi küçük yapıyorsunuz. Sorular denk geldikçe ben bunu söyleyeceğim. Örneği var mesela. Şuradaki kat sayının 2 olması önemli. Çünkü bu bizim kuralımızdan geliyor. Şimdi burada çarpımları 2'yi verecek. Bakın x çarpı x çarpıya toplamları da sol tarafı verecek. 2 çarpı 1 2. Evet 2 ile 1 toplarsanız ne yaptı? 3 yaptı arkadaşlar. O zaman ben bunu kök 2 artı kök 1 ya o da 1'dir. Bu şekilde yazabilirim diyorsunuz. Bakın bu tarafa gelin. Tekrar bir örnek daha var. 12 çarpı 5 60'tır. 12 ile 5'i toplarsanız 17 olur. Demek ki ben bunu kök 12 eksi kök 5 şeklinde yazabiliyorum. Arada eksi olduğu için düzenlerseniz de karşınıza bu çıkacak. Şimdi biz de soruları çözerek pekiştirelim. C'nin 12. kuvveti diyor. Hmm. Şöyle yapalım. 4. dereceden kök 8'in 12. kuvveti. Bakın ben bunu şimdi üslü ifadelerden yapacağım. Eksi B nerede? Şuymuş. Bunun 12. kuvveti bölü kök 2'nin 12. kuvveti. Şimdi buradaki 8 ne demek? 1 bölü 4'ün 12. kuvveti eksi 4'ün 1 bölü 3'ün 12. kuvveti Bölüm 2 1 bölü 2'nin kök 12. kuvveti ağız alışkanlığı oldu. Şimdi bununla bunu çarparsanız ne gelir arkadaşlar? 3. 8'in 3. kuvveti eksi. Burada da bunu yaparsanız 4'ün 4. kuvveti gelir. Bölü. Burada da 2 üzeri 6 geldi. Bakın şimdi bunu da Şöyle yapacağım. Size birçok farklı örnek gibi olsun. 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvveti eksi. 2'nin karesinin 4. kuvveti bölü 2 üzeri 6. Yani normalde bunu hesaplayıp da direkt söyleyebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Sizin tercihiniz ama ben yapmam. 2 üzeri 9 eksi 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 6. 2 üzeri 8 parantezine alırsam 2 eksi 1 gelir. 2 üzeri 6 gelir. 2 üzeri 2 eksi 1. Burası 1 olur arkadaşlar. 2 üzeri 8'i de 2 üzeri 6'ya bölerseniz 2'nin karesi olur. Cevabımız 4 geldi. Yani herhangi bir çarpma işlemi yapmadan üstü ifadelerin özelliklerini kullanarak ben bunu çözebilirim. Gidip haldır huldur 3 tane 8'i 4 tane 4'ü çarpmama gerek yok. Yani işlem ameliliği yapmayın kendiniz arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum siz matematik öğreniyorsunuz. Bunu bu kuralları öğrenen insanlar gibi çözün. Yoldan geçen dayılar gibi çözmeyin diye ben her zaman derslerde söylerim. Yani bir eğitim almış olduğunuzun farkını gösterin. Evet geldik buraya. Bizim örneğimizdeki aynı sayı oldu. O olsun. 60 ne demiştik? 12 çarpı 5 demiştik. Burası da nedir arkadaşlar? 12 artı 5'tir. O zaman burası kök 12 artı kök 5. Eksi kök 5'ten ne gelir? Kök 12. Bu da nedir? 2 kök 3 ile bursa. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bakıyorum üstleri eşitse tabanları çarpıyorum. Kök 3 artı 2. Kök 3 eksi 2 bunları çarpıyorum ve 7. kuvvetini alacağım arkadaşlar. E bu neydi? A artı B bakın A eksi B. O zaman A karene 3. B karene 4 eksi 4 şöyle. Bunun 7. kuvveti. Eksi 1'in 7. kuvveti de nedir arkadaşlar? Eksi 1. Cevabımız Bursa olduğuna göre x kaçtır? Evet özellikleri kullanarak çözeceğimiz bir soru arkadaşlar bu. Ne yapıyoruz? Önce şu 2'yi bir içeri alıyoruz. 3. dereceden tekrar 3. dereceden 2 çarpı 2 üzeri 3. Bu nedir? Küp kök küp kök 16 oldu. Bu da nedir? x dereceden ee, 16. Burada ne yapıyorduk? Bunların ikisini çarpabiliyorduk. 9. dereceden kök. 16. 2. dereceden kök. 16 ise x buradan ne geldi arkadaşlar? Cevabımız 9 geldi. Ayşe 4 kök 5 santim uzunluğundaki kalemini 20 santimlik cetvelin üzerine aşağıdaki gibi koyuyor. Kalemin bir ucu 2 sayısının olduğu yerde olduğuna göre bu kalemin diğer ucunun cetvel üzerindeki yeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi 4 kök 5. Nedir arkadaşlar 4 kök 5? 16 çarpı 5'ten e, kök 80'dir. Kök 80 arkadaşlar, kök 81'den küçük. Burası 9'un karesi 8, kök 64. E, tam büyük olacak yani 8 ile 9 arasında olacak ve 9'a yakın olacak Ama bunu sıfırdan başlatsaydı biz bu şekilde söyleyecektik Ama 2 ile başlatmış 2 eklerseniz eğer buraya siz Burası 10 olur burası 11 olur Yani 10 ile 11 arasında olup 11'e daha yakındır diyoruz arkadaşlar Cevabımız denizle Kenar uzunlukları kök 45 santim ve kök 20 santim olan bir karton, bir kenarının uzunluğu kök 5 santim olan kara şeklindeki etiketlerle kartonda hiç boşluk kalmayacak, etiketler üst üste gelmeyecek ve karton dışına taşmayacak şekilde kaplanmıştır. Kaç tane etiket kullanılmıştır diyor. Şimdi biz bu kartonun alanını kök 45 çarpı kök 20 yaparsak ve etiketin alanı da kök 5 çarpı kök 5 yaparsak arkadaşlar etiket sayısını buluruz. Bu da ne demektir? Şöyle yapabiliriz bakın 45 bölü 5 çarpı 20 bölü 5 burası kök 9 burası kök 4 3 kere 2'den cevabımız ne geldi 6. Yarıçap çap uzunluğu R birimi olan bir dairenin alanını veri tamam falan. Alanı 16 pi metrekare olan sahanın O noktasından fırlatılan bir ok yeşil boyalı bölgede bulunan bir A noktasına düşmüştür. Boyalı bölgelerin genişliği birer metre olduğuna göre OA uzunluğu metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi alanı 16 piymiş. Pi r kare. 16 pi ise r kare 16 ise r buradan ne gelir arkadaşlar? 4. Şurası 4. Ve şuraya düşmüş. 5. Ee, pardon, şurası 4 ise 5 6, 7. 7 ile 8 arasında bir sayıdan bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi şıklara bakıyoruz. 2 içeri alırsanız 44. 4'ü içeri alırsanız 16 kere 3'ten 48. 2 içeri alırsanız 4. 13 kere 4'ten 52. Yani şurası 49 la kök 49 la kök 64 arasında olacak diye söyleyelim. 2 içeri alırsanız 4 olur. Burası da ne gelir? 84. Bu da zaten nedir arkadaşlar? 100. Tabii bunların hepsini nerede kökün içerisinde şöyle gösterelim. 49'dan büyük, 64'ten küçük kim var? Kök 52 var. Güzel bir soru. 2019 TYT sorusu. Aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde pembe renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısını oranı ile bir kesir ifade ediliyor. Bu kesrin kareköküne eşit olan kesri ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha pembe renge? boyanmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar 16'da kaç boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bölü 16. Bu kesrin kare köküne eşit olan kesiri ifade etmek için. Şimdi bunun kare köküne 3 bölü 4 değil mi? Siz bunun paydasını 4 ile genişletirseniz eğer payını ve paydasını 12 bölü 16 olur. E 9 bölü 16 boyalıydı. 12 bölü 16 olması için arkadaşlar 3 parçanın daha boyalı olması gerekir. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. 2 üzeri 3 çarpı 3'tür burası. Burası da nedir? 3 üzeri 3 çarpı 27 çarpı 2'dir. Ben buraya niye 3 yazdım arkadaşlar? Burası 2. Tamam bu 2 dışarı çıkacak. 2 küp kök 2 artı 3 dışarı çıktı. 3 küp kök 2. E toplarsanız 5 tane küp kök 2 gelir arkadaşlar. Burası 5 5 tane 2 üzeri x var. 5'ler sadeleşir. Bu 2 de üzeri 1 bölü 3 diye yazarsam x buradan ne gelir bakın. 1 bölü 3 ile Ceyhan. Olduğuna göre x kaçtır? Ne yapıyorduk? Önce bu 2'yi içeri alıyorduk. 4. dereceden kök 8 oluyordu. Şöyle 2 tane. Burası 2 üzeri 1 bölü x. Burada 2 var. Burada 4 var. Çarparsan 8 üzeri 8. dereceden kök 8 gelir. 2 üzeri 1 bölü x. ve bu nedir? 8 üzeri 1 bölü 8. 8 2'nin 3. kuvveti 3 çarpı 1 bölü 8. 2 üzeri 1 bölü x. 3 bölü 8 eşittir 1 bölü x olduğuna göre 3x 8 x de 8 bölü 3'tür deriz. Cevap Edirne. Sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste problemleri yapmayı planlıyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.